Çünkü şöyle bakıyorduk. Yani iki bloklu siyasette Cumhur İttifakı'ndan bir an önce kurtulmak isteyen ama kendisini Millet İttifakı içerisinde görmeyen milyonlarca insan var bu ülkede. Bu insanların siyasete katılım kanalını yaratmak gerekir diyorduk ve başından bu yana şunu söyledik. Üçüncü ittifakın ortaya çıkması Cumhur İttifakı'nın yenilgisini garanti altına almıştır. Garanti altına almıştır. Ve bir şey daha ekliyorduk orada. Diyorduk ki bir şey daha garanti altına almamız lazım bizim. Türkiye'nin bir daha aynı şeyleri yaşamaması için bu Cumhur İttifakı'nın yenilgisinden sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni bir siyaset anlayışının güçlenmesi gerekiyor bu ülkede. Yani alışıldık, gelenekselleşmiş, bilindik siyasetin dışına çıkan alternatif bir bakışın Türkiye'de güçlenmesi gerekiyor demiştik. Esas olarak bunun üzerine kurduk. Fakat bir aşamasında, yani biz bu tartışmaları yaparken bir aşamada şu kaygıya kapıldık. Yani ortaya çıkan tablo Cumhur İttifakı'na karşı yurttaşların mecburiyetini, yani bu iktidardan kurtulmak istiyorlar. Ne olsa bize oy verecekler. Rahatlığıyla hareket etmeye başlayan bir eğilim hissettik. Ya yani mesela bu işte kazanacak aday diye kodlanan tartışma. Ya gerçekten akıl dışı bir şey. Yani ben hep söyledim bunu. Herhalde en çok adını da ben anıyorum ama daha basit anlatmanın yolu yok. Yani Ekmelettin İhsanoğlu bize kazanacak aday diye pazarlandı. Ve o yüzden 10 yıl kaybettik biz. Şimdi yine aynı tartışmalar o dönemde başlamıştı. Biz dedik ki bir dakika ya. Yani biz halkı bu iktidara karşı mücadelede çaresiz bırakmamalıyız. Seçeneksiz bırakmamalıyız ve buna dönük bir hazırlık yapmaya başlamıştık. Şimdi umuyorum, diliyorum, istiyorum, çağrı yapıyorum. Bütün muhalefet güçleri şu yaşadığımız krizden, bu yaşadığımız yıkımdan, bu yaşadığımız acıdan bir sorumlulukla çıkacaklar ve daha bütünlüklü bir yaklaşım sergileyecekler. Şunu hatırlayacaksınız. Fark bakın, mı ya, bu programda hani ben şunu söylemiştim. Demiştim ki hiç kimsenin kendisini, partisini, sadece kendi ittifakını düşünme şansı yok. Herkesin memleketin bütünlüğünü düşünmesi lazım. Bütün memleketin çıkarını, ülkenin %99'unu çıkarlarını düşünen bir yaklaşımla hareket etmemiz lazım. Hepimizin siyasi partisi var. Ben kendi partimin programını çok önemli görüyorum Türkiye açısından. İdeolojik konumumuzu çok değerli görüyorum. Bunları bir kenara bırakalım falan asla demiyorum. Kendim için söylediğim şey bütün siyasi partiler için ifade ediyorum. Ama bunun yanına bir de memleketin şu içinde bulunduğu durumu düşünen bir yaklaşımı koyalım çağrısı yapıyorum. Şimdi deprem bunu katladı. Yani ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı, ne kadar büyük bedeller ödemek zorunda kalacağımızı, ne kadar büyük acılar çekebileceğimizi hissediyorduk, tarif etmeye çalışıyorduk. Bir tehlike olarak ifade ediyorduk ama artık gördük. Evet. Peki. Bu bir değişiklik. Gördük artık. Yani hani bak, o artık farklı bir aday arayışından vazgeçti. Şunu söylüyorum. Şimdi biz buna açık olduğumuzu söylüyoruz. Eğer bu yaklaşım muhalefet güçlerine egemen olursa biz bunu değerlendirmeye zaten hep açıktık ama artık umuyoruz ki muhataplarımız da aynı sorumlulukla yaklaşırlar bu tablodan sonra. Çünkü bakın hatırlayın ya, mesela devletin içi boşaltılıyor diye bir iddiaydı bizimkisi değil mi? Devlet tasfiye ediliyor diyorduk. Bugün yaşadığımız şey bu değil mi? Yani biz ne diyorduk? Bu iktidar ülkeyi yıkıma götürüyor diyorduk. Bu bir iddia mı artık Türkiye'de? Yani ülkenin 13,5 milyon yurttaşın yaşadığı bölmesi yıkıldı gitti. Peki Erkan Bey, biraz daha spesifik sormak gerekirse. Şimdi anladığımız kadarıyla tabii ki diyebilirsiniz ki bu bizim işimiz değil, onların kendi iç işi ama artık iç işi olmaktan çıktı, hepimizin işi olmak zorunda yani bütün seçmenlerin. Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında ve İYİ Partililerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı arasında bir gerilim var. Yani İYİ Partili kurmaylar bu masada da söylediler. Çeşitli platformlarda söylüyorlar. Bir rahatsızlıkları var ama tam olarak da söylemiyorlar. Ama buluşuluyor bu konular konuşulmadı deniliyor. Ama başka platformlarda diyorlar ki ya işte biz yani başka aday da çıkarabiliriz gibi bir arada sırada bir böyle dolaylı yoldan bir kondurma da oluyor. Ama tam öyle de söylenilmiyor. Şimdi böyle bir durum var. Bu sizi de zorlayan bir durum mudur? Yani siz mesela İYİ Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP arasında ne oluyor sorusuna nasıl cevap veriyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Meral Akşener'in itiraz ettiğini düşünüyor musunuz? Alternatif olarak masaya ne getirmeye çalıştığını düşünüyorsunuz? Eğer böyle bir durum varsa sizin bu konudaki tavrınız ne olacak? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Bu ittifaklı siyaset Türkiye siyasetinde yeni bir şey. Dolayısıyla çok alışık olduğumuz, bildiğimiz, kesin cümlelerle değerlendirebileceğimiz bir şey. Yeni bir şey yaşıyoruz. Biz son 4-5 yıllık bir mesele ve kolay bir şey olmadığını da ben de bir ittifakın çalışmalarını yürüten, bugün itibariyle artık kurduğumuz bir ittifakın parçası olan bir siyasi partinin temsilcisi olarak yaşıyorum. Dolayısıyla çok fazla yorum, spekülasyonlara dair yorumlar yapmak gerçekten istemiyorum. Beklentilerim var. Bakın ben açık söyleyeyim, benim Meral Hanım'la dünya görüşüm bambaşka. Kemal Bey'le farklı dünya görüşlerimiz var. Yani onların kendi arasındaki çelişki, onların kendi arasındaki farklılıklar ile bizim onlar arasındaki farklılıklarımız, çelişkilerimiz düşünüldüğünde çok daha büyük bir açıyla hareket ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Ama bütün bunlara rağmen memleketin ihtiyacı üzerinden bir değerlendirme yapabiliyoruz. Onlara da bu çağrıyı yapıyorum. Diyorum ki memleketin ihtiyaçları üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım. Ama hani şunları da tartışıyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Şunları da tartışıyorum. Mesela Türkiye'nin eğer ikinci yüzyılda tartışıyorsak böyle bir sağa yatmış ülke. Yani bu ülkede mesela cumhurbaşkanı olmak için mutlaka sağcı olmak lazım. Bu ülkede cumhurbaşkanı olmak için mutlaka siyasal İslamcı olmak lazım. Milliyetçi olmak lazım, muhafazakar olmak lazım falan. Böyle bir takım kodlar var. Ben tam tersini iddia ediyorum. Ya Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şey bu değil. Ha şu iddiada da değilim, öyle de anlaşılmasın. Hep yani sanki kendimize dair bir şey söylüyorum. Mesela bir komünist cumhurbaşkanı olsun Türkiye'de. Tabii ki isterim ama bugün Türkiye'nin gerçekliği buna uygun değil. Bakın çok açık söylüyorum. Değil mi? Mesela diyorum ki bugün bizim öncelikli sorunumuz bu değil. Bu tartışmayı bugün yapmayalım. Şu rahatlıkla hareket edelim ve memleketi kurtarabiliriz. Gerçekten hani tırnak içinde söyleyeceğim, halk arasında şöyle diyor. Koca koca insanlarız ya. Koca koca insanlarız. Yani bir tane cumhurbaşkanı seçimimiz var. Bir de onun yanında parlamento seçimimiz var. Ben mesela Türkiye'ye ilişkin siyasi iddiamı, vizyonumu, programımı, olması gerektiğini düşündüklerimi, iktidara geldiğimizde yapmayı hedeflediklerimizi, kendi partimin programı doğrultusunda bütün bu seçim çalışması boyunca anlatma hakkına sahibim. Mesela bu böyle bir şansınız olmasa diyelim ki yurttaşı bir seçeneksizliğe mahkum etmiş olursunuz. Bir programa inanmış, bir program etrafında yan yana gelmiş bir parti olarak bunları anlatmamanız istense buna itiraz etmeniz gerekir. Bakın çok açık söylüyorum. Çünkü her parti, küçük, büyük, yeni, eski her parti iktidarı hedefler. Bunun için kurulmuştur ve bunu anlatma hakkını kimse onun elinden alamaz. Eğer bir parti varsa kendi programını, dünya görüşünü anlatacaktır. Fakat burada şöyle bir avantaj var. Ya zaten parlamento seçimine herkes kendi partisiyle girecek. Orada kendisini ifade edecek. Vatandaşa tercih şansı verecek. Ama öbür tarafta da memleketin önüne oturmuş bir kaya var ya. Bunu kaldırıp atıp ülkenin önünü açmamız gerekiyor. Şimdi burada hala bir takım kişisel hesapların, bir takım grupsal hesapları. Mesela hani gerçekten çok hani ayrıntısına girip kırıcı olmak istemiyorum ama yani kim kaç milletvekilliği alacak, kim ne bakanlık alacak, kaç bakanlık olacak falan. Yani bunların konuşuluyor olmasını hani en hafif deyimle söyleyeyim, aklım almıyor. Peki tabloyu gördünüz. Sonuçta seçim demiş olduğumuz şeyde evler, binalar, evler, evlerin içindeki insanlar. Böyle bir seçmen sayımı var. Ama şu anda hayalet evler var. İnsanlar çadırlarda, konteynerlerde yaşıyor. Ve eminim ki yüz binlerce insan da terk etti bölgeyi. Bu şartlarda seçimin sarih olabilmesi için, hilesiz olabilmesi için, tabiri caizse içine hile karıştırılamaması için ki hukuk kullanılarak bile hile karıştırılabilir bu arada. Çünkü aynı sayıda milletvekili belirleneceğini öğrendik. Nüfus hareketlerinin hesaba katılmayacağını öğrendik. Ama bundan sonra bazı nüfus hareketlerinin yapılabileceğini de öğrendik. Bütün bunlarla sorarak soruyorum. Bu seçimin sarih olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Şimdi son günlerde sıkça bunu tartışıyoruz. Bir kere şöyle soralım. Yani diyelim ki bunu hiç yaşamasaydık. Türkiye'de seçim güvenliği bahsinde hiçbir pürüz yaşamadan bir yurttaş olarak gönül rahatlığıyla yani ben gideceğim sandıkla oyumu kullanacağım. Sonra da akşam televizyon karşısında sonuçları bekleyeceğim diyebilen bir yurttaş var mıydı? Zaten yoktu. Yani bütün muhalefet partileri esas olarak yurttaşa bu güveni vermek için ve yurttaşı bu belki de bunu sağlamak için göreve
davetten bir yaklaşım içerisindeydi. Bir kere bunu hiç unutmayalım. Şimdi bunun üzerine bir de yeni bir tablo var tabii ki. Milyonlarca insanın hareket ettiği, il değiştirmek zorunda kaldığı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Buna ilişkin çeşitli seçenekler üzerine tartışılıyor şu anda. Fakat burada şu yaklaşımı altını çizmek lazım. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, şimdi başladı çünkü AKP'li bir takım tırnak içinde söyleyeyim, yetkili isimler şöyle olması lazım, böyle olması lazım falan diye. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun gerçekten ne olacaksa, nasıl olacaksa şeffaf biçimde paylaşılması lazım. Örneğin, bakın şunu söyleyeyim. Yurttaşların bulundukları yerde oy kullanmalarını sağlayabilecek bir ne diyelim seçmen kağıdı, hareketli seçmen kağıdı. Yani daha önce polis memurlarına yaptıkları tarzda bir şey. Mesela bizim ciddi tereddütler duyacağımız